Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir konuyu işleyeceğiz. Sertten sıvıya, yani sert mi, sıvı mı olduğunu anlamaya çalışacağımız bir deneyden bahsedeceğim sizlere. Bunun için birkaç malzeme ihtiyacımız var. İlk önce mısır nişastası kullanacağız. Sonra içini görebileceğimiz şeffaf, çok da derin olmayan bir kaba ihtiyaç duyacağız. Bir miktar su ve ölçebileceğimiz bir bardağa ihtiyacımız var. Bunları elimize aldığımızda deneyimize başladıktan sonra hep birlikte göreceğiz ki aynı zamanda sert olan bir şeyin nasıl sıvıya dönüşebildiğini, ikisinin aynı anda nasıl bir arada olduğunu hep birlikte anlayacağız. Dilerseniz geçelim. Şimdi elimizde öncelikle bir kilo kadar bir mısır nişastası var. Bunları şimdi kabın içerisine boşaltıyoruz. Aslında bunu yapmak isteyenlere ölçü de vermek istersek nasıl bir Aynen. ölçü verebiliriz? Yani bir su bardağı nişastaya, yarım su Yani bardağı mesela bir su. kilo nişastaya yarım kilo kadar su koyuyorsunuz. Yani mısır nasıl diyeyim size, nişastanın yarısı kadar su ilave ediyoruz. Şöyle dolduruyorum sen. Bardakları ben de karıştırayım bir yandan. Hem ölçerek koymuş oluruz. Bir bardak 200 gram yapıyor zaten. Versen bunu. Oo, daha şimdiden sertleşmeye başladı valla. Yani bu çok değişik bir şey oluyor ya. Hani bunu zaten okulda da, hani derslerde de mesela deney olarak yapıyorduk biz ilkokulda da. Hani vurduğumuz zaman sertleşiyor ama aslında sıvı şu an bile çok sert. Bunu çok büyük Şuraya bir baksana. havuzun içine doldurup üzerine su dökersek Aynen. hızlıca suyun üstünde yürüyebilir miyiz? Tabii canım, yürüyebilirsin. Hatta batmaz ama üzerine durduğun zaman batıyor. Sen döksene yavrum suyu. Şuraya bak, taş gibi oldu. Yeter yeter yeter. Bakalım bizimkisi ne kadar sert olacak. Güç Şuna baksana ya. uygulayarak değil de biraz daha yumuşak bir şekilde Aynen. karıştırmaya Zaten çalış. hızlı bir şekilde Sıkıyorsun ya, o esnada sertleşiyor. sertleşiyor, karıştıramıyoruz. O yüzden bence alttan alıp yukarıya doğru çevirerek karıştırma işlemini Evet, aslında yaparsan. parça gibi ama Evet. bıraktığın zaman biraz daha su ilave etmemiz gerekiyor. Şu su döktüğüm yerleri karıştırmalısın ama. Aynen. Dök onun hepsini. Uf, ne kadar sert oldu. Nazikçe karıştırmak gerekiyor bunu. Bununla oynaması da çok zevkli ya. Karıştırılacak gibi değil, şuraya bak. Baksana, beton gibi oldu resmen. O yüzden şöyle Taş ama. yumuşak yumuşak çevirme hareketleri yaparsan çok daha iyi olur. Komple iyice bir yedirmemiz gerekiyor. Şuna Biraz da yaşlanıyor, baksana. biraz daha su O versene da yavrum. çimento gibi oldu. Biraz daha su. Şu tarafa doğru. Allah Allah. Tam üstüne kıvrama bir başlıyor. Evet. Tamam, yeter. Şuraları da alalım. Şu an zaten suyun dibine gömülmüş bir asfalt çimentosu Şimdi gibi. şöyle mesela elimize aldık. Şu an sert. Ama bıraktığın zaman sıvı gibi akıyor. Evet. Ya çok değişik. Tamamen kimya mı oluyor şimdi? Hani parmaklarımı güç uygulamadan gevşek bırakıp içine Şöyle bir parça daldırdığımda kocaman koparttım. Şöyle gördüğünüz gibi hamur halinde, yani sert. Ama şöyle bıraktığımız zaman akıyor. tamamen akışkan. Hani hiç sertlikle alakası olmuyor. Şimdi bunun üzerine bir iki sert metal yiyeceğiz. Şöyle bir yumruk atalım mı içine? Hiçbir şekilde kuvvet uygulamadığım zaman şu kabın dibini hissedebiliyorum. Parmaklarım dibine kadar gidiyor. Ama tabii elinizi geriye çekerken hızlı bir şekilde çekerseniz sıkı bir şeyin sizi engellediğini anlayabiliyorsunuz. Aynen. Ama sert olarak denediğimde hiçbir şekilde ellerim içine girmiyor. O. Şuralar tam karışmamış ya. Ah. Karıştıramıyorsun ki, çok Çok sert. sert ya. Hiçbir Bildiğin. şekilde güç kuvvet uygulayamıyorsunuz arkadaşlar. Yani gücünüzü uygulamak istediğinizde bir savunma Karşılığı gelmiyor. mekanizması var ve tamamen kendisini, yani şöyle sıktığımda bir Şöyle daha bir top.
Şundan bir tane peçete alayım. Aa, bıraktım da. Hamur gibi süzülüyor. Şöyle bir tane tornavida ile deneyelim mesela. Bu tornavida onu deler. O zaman şöyle bir çekiçle deneyelim bakalım. Ama etrafa sıçrayabilir. Yok 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 yok. Şu an sıçrıyor. Sivri kısmı. Sen hiç batmıyor içine ya. Oldu. Elim zaten... Bir tane de balta deneyelim. Parmakları çekmen lazım. Şu an elim içindeyken onu yapmam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hayır. Oğlum ben bunda ne kadar ağaç kestim ya. Şuna bak. Bırakınca... Şöyle... Şöyle bir... Avuçlarım. Ben de avuçlamak istiyorum ama olmuyor. Evet, şöyle bıraktığımız zaman akıyor. Nasılsın ya? Güzel ama ha, insanın oynadıkça oynayması geliyor valla. Şark. Hep görüyorduk da yapamıyorduk bu türlü. Oo. Almak istediğim zaman bile böyle... Baksana ya. Birbirinin arasından akıyor gidiyor. Akıyor. Kopartıyorsun yani. Kalıp gibi kopartıyorsun. Yesek nasıl akar acaba? Valla bilmiyorum. Yani şu an bak sert. Dur ben de alayım bir tane elimi. Alamadım. Şu an hiçbir şekilde elime bulaşmayan bir oyun hamuru gibi. Yani şu an bak güç uyguladığım için. Yani bildiğiniz... Poğaça hamuru gibi şu an. Hamur gibi yani. Hamur gibi. Güç uyguladığımda bir hamur. Ama ben bunu sıkmayı bıraktığım anda şey pimpon topu gibi şu an. Şöyle aç elinin içine bırak bakalım. Oo. Oldu gitti. Elin içine hissetmiyorsun değil mi öyle? Hayır. Koruyorum. Hissetmiyorum çünkü şu an avucumun içine. Şöyle bir deneyelim bakalım. Avucumun içinde bile sertleşebiliyor. Şöyle parmağımla sürttürmeye çalıştığımda sertleşiyor. Ha dur bakayım. Şuraya bak. Şöyle vurduğumuz zaman elim bile içine girmiyor. Benim çocukları herhalde salsak üzerinde yürür yani bu şekilde. Yumuşak bir şekilde bastırdığımda elim içine giriyor. Şuraya bak. Yani şimdi benim yumuşak bir şekilde... Sen aynı anda baltayı vur. Şöyle. Sen aynı anda vur. Elin içine girmeyecek. Ben aynı anda elimi yavaşça aynen içine bırakayım. Dur bakayım. Şöyle. Ama yavaşça saldığımız zaman şuraya bak ya. Sanki normal akvaryum evet suyuna sokmuşum gibi. Ama sert çektiğim zaman da mesela tutuyor bir anda salmıyor. Şuraya bak. Tepsiyi kaldıracağız neredeyse. Sıktığınızda elinizi ufalayabildiğiniz bildiğiniz bir top ama şöyle top serbest gibi bıraktığınızda olan şey ama bir anda sıvı. Evet. Şöyle kocanı alayım bir tane. Alamıyorsun ki. Ben ya parçalanıyor ya akıyor. Çalıştım ama olmadı. Alamıyorsun, elini tutamıyorsun. Şöyle elimi var ya. Kar topu. Evet. Kar topu arkadaşlar. Hadi hadi. Evet. Hadi bakalım bir tane aldın elime. Ne bıraktık? Attı. Evet. Ay be zevkli ya. Oynaması da bir zevkli. Şu hale bak. Acaba kurşun geçirir mi ya? Onu bir denemek lazım. İleriki videolarda olabilir mesela. Belki. Ama o videoda ben olmayacağım kesin. Yani. Şuraya bakar mısın? Yani bir şey aynı anda hem sıvı hem kurt nasıl olabiliyor? Evet.
Evet, katının sıvıya, sıvının katıya dönüşümünü işledik arkadaşlar hep birlikte. Neyse arkadaşlar, videomuz bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler. Ver altta.